Herkese selamlar arkadaşlar. İnziva Vakti kanalına hoş geldiniz. A'dan Z'ye Metro Royale'ı anlattığım video serisinin yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Hemen kara borsayı yenileyerek başlamak istiyorum. Günlük rutinimiz haline geldi artık. Oo, tüm silah parçaları çıktı. Şimdi kompansatörü bir alalım öncelikle. Zaten her türlü lazım olacak. Yine tutamak geldi. Tekrar yenile. %20 indirimli 6 zırh geldi. Aslında kaçmayacak bir fırsat ama bana silah lazım. %10 indirimli ikinci gelişi MK14'ün. Bunu alabiliriz aslında ya. Biraz biriktirelim parayı, bakalım duruma göre. Bu bölümde arkadaşlar en dayanıklı zırh hangisi, ondan bahsedeceğim. 4 seviyeleri, 5 seviyeyi falan anlatmama gerek yok. 6 seviye çelik cephe ve tek gözlü kobra zırhlardan bahsedeceğim. Diğerlerinin pek bir önemi yok arkadaşlar. En dandik olan zırhtan başlayalım. Tek gözlü kobra 6 seviye zırh. En dandiği bu arkadaşlar. Baştan söyleyeyim. Kaskı da aynı bu arada. İkisini set olarak düşünün zaten. Şimdi düz 6 seviye yelek ne veriyor? 220 delme direnci veriyor. Tek gözlü kobra 6 seviye yelek ne veriyor? 198 delme direnci veriyor. Tüm vücudu koruyor. Mesela arkadaşlar 6 seviye düz yelekte bacaklar, kollar falan korunmuyor. Ama tek gözlü de tüm vücut korunuyor. Delme direncinden eksisi olsa da tüm vücudu koruduğu için burada artısı var. En iyi zırh da arkadaşlar çelik cephe. En iyi kask da çelik cephe. Zaten ikisi de aynı. Bu delme direncini bayağı abartmışlar. 264 delme direnci veriyor. Arkadaşlar delme direnci de şu. Şu an patlayıcı mermideyiz ve zırh delmeyi 300 arttırır diyor. Bunu önlüyor yani. Öyle düşünün. Ayrıyeten çelik cephe 6 seviye zırh da tüm vücudu koruyor. %10 zırh ağırlığı diyor. Buna takılmayın arkadaşlar. -20 zırh ağırlığı diyor bunda. Bunlar çalışmıyor zaten. O yüzden onlara takılmanıza gerek yok. Şu an onlar işe yaramadığı için çelik cephe seti tercih etmenizi öneririm. Tabii çelik cephe set nereden çıkıyor diye sorarsanız, ya bu 1 milyonluk sandıktan açacaksınız. Şansa bala biri çıkacak çelik cephelerin. Ya da kara borsayı yenilediğinizde 1 milyon metro parası karşılığında çıkma şansı var. Ama çok zor çıkıyor kara borsada. Şimdi 1 metro parasına şunu alalım. Çöp verdi. Mühimmatımıza bakalım. Biraz 7.62 çantaya koymamız lazım. Biraz da kara borsadan alalım. 400 tane yeşil. Lan ben 5.56 mı aldım? Ay kafamı. Bugün bende bir dalgınlık var ama anlamadım. Neyse 7.62'lerimizi aldık, çantaya koyduk. Maçımıza geçebiliriz arkadaşlar. Direkt ortaya gidebiliriz buradan. Şöyle zırhı atıp tekrar giyelim de. Ne olur ne olmaz. Arkadaşlar bu bölümden sonra bir üst seviyeyi atlayabiliriz. Gelecek bölüm artık ikinci artada gelecek. Şurada adamlar varmış. Bir gidelim oraya. Kime sıkıyor lan o? Sağ tarafa sıkıyor. Bence buraya gelmemiş adam uzaktan sıkıyor ona. Aynen. Bak koşuyor adam, gördüm onu. Beni fark etti mi acaba bu? Fark etmemiş. Arkadaşını da gördüm, orada koşuyor. Ama çok uzakta. Sadece künye kaldı. Adam her şeyini kilitli kutuya attı. Kitini mitini. Bayılır bayılmaz attı. Bayağı gürültülü bir başlangıç yaptık. Mavi binaya gideceğim direkt. Umarım alan olmamıştır o binayı. Şimdi bu öldürdüğümün arkadaşları bosta. Oradan gelecekler büyük ihtimalle. Bırakalım boss'u lootlasınlar biraz. Aha. Bayıldı galiba o. Birisinin sesini aldım da bot muydu acaba, emin değilim. Neyse ben üst kata bakayım. Şuradan bir külçe altın çıkarırsak, ve çıkaramadık. Altının çıkması aslında kolay. Bu binada kolay da bana çıkmıyor. Botmuş o. Şunları hemen kilitleyelim. Loot'umuza devam edelim. Araba anahtarı. Arkadaşlar 3-5 sandık açacağım. Baktım bende bu el şansı yok. Direkt adamları raşlamaya giderim. Yine araba anahtarı. Yine araba anahtarı. Lan her sandıktan araba anahtarı çıkıyor. Yok, sinyal jeneratörü. Yine kötü bir şey vermedi de daha iyisini beklerdim. Mazot. Yine araba anahtarı. Allah Allah, yine araba anahtarı. Yer üstündeki son sandık. Bundan da bir araba anahtar çıkaralım da.
Sulartıcı. Tamam. Bokunu çıkarmadığı için oyuna teşekkür ederim. Şimdi boss'a doğru gidelim arkadaşlar. Şuradaki boss'ta adamlar vardı çünkü. Adamlar demeyeyim de bir tane adam buraya doğru koşuyordu en azından. Kardeşim nerede pustun? Aha, bir yerde pustuğunu biliyordum. Oha, ne yapmış lan burada bu? Katliam yapmış. Pusucu bir arkadaşa benziyor. Şu bıraktığı sandığı bir açalım. Yani iyi bir sandık bıraksaydı. En şanssız sandığı bana bırakmış. Bunları da açmışlar. Şurada arkadaşlar bu. Haydi yallah. Yer değiştiriyor oğlum. Bu taktiklere inziva vakti yer mi? Başkası olsa neyse. Oha. 400 tane güzel mermi çıktı ha. Valla 500 tane mavi mermimiz oldu. Şimdi şu sandıklara bakalım bu bir şeyler bırakmış mı diye. Oo. 110 tane de burada var. Ya burada katliam olmuş. Ben niye başta buraya gelmedim ki? Kaç tane Çinlinin loot'u var? Yuh. Oyunun hepsi burada ölmüş lan. Şunu da alalım. Oha yok artık. Son kalan Çinliyi öldürdük galiba haritadaki. Haritada adam kalmış mıdır? Bence kalmamıştır. Mecbur loot yapacağız arkadaşlar. Öncelikle sinyal jeneratörünün yerine künye kilitleyelim. Ne olur ne olmaz. Yer altını lootlayalım bakalım. Silah sandığından da araba anahtar çıkmaz umarım. Oo gelişmiş. Güzel yerimiz arttı. Gelişmiş taktik çantanın çıkması çok iyi oldu. Çok seri bir şekilde lootlamam lazım arkadaşlar. Haritadaki bütün bosslar duruyordur. Şu hariç tabi. Yeraltının lootunu bitirdik. Kaç tane araba anahtarımız olmuş? 13 tane. Şimdi şuradaki boss'a gidelim arkadaşlar. Bakmadığımız boss'a. Ha bir de şu binadaki bir sandık vardı. O duruyordur. Onu da açalım geçerken. Oha araba anahtarı koleksiyonu yapacağız bu el. Buradaki boss'a gelen birisinin olduğunu düşünmüyorum. Ha gelen olmuş lan. Kapı açık. Vay buranın içinden geçmiş adamlar. O zaman haritada daha adam var. Ama nerede? O öbürü de tribede doğdu. İlk tribeye gidelim arkadaşlar. Daha sonra diğerine. Hatta şuradan yer altındaki vagon hattından direkt gideceğim. Yok artık. Oğlum vagonu götürmüşler. Psikopat lan bunlar. Bu vagonu kullanan var mıydı? Ben ilk defa vagon kullanan birini görüyorum. Oha buradaki sandıkları bile açmış adamlar. Şimdi çözdüm. Nereleri lootladığınızı çözdüm ama. Aması şu artık birinci haritaya girmeyeceğim. Aa bu ne lan? Vay anasını gizli oda varmış burada. Ama sandık yok hiçbir şey yok. Evet iki vagonumuz da burada. Bu adamlar çıktı bence ya. Aha. Kardeş ben geldim. Kardeş orada mısın? Çıkmamış. Onarılmış mı? Neyse. Adamdan hatıra kalsın yadigar. Ya şu koyduğumun dinozoru. Güzel mor yanıyor. Oo 4 seviye yelek. Şu hatırayı atalım. İyi 4 yeleğimiz oldu en azından ya. Oo üstüne bir de kırmızı şifre mektubu. Var ya tadından yenmez. Şunu hemen kilitleyelim.
Su artıcı güzel. Sandık şansı sonradan geldi galiba bana. Son 6 dakika arkadaşlar. Ben en iyisi yola koyulayım. İyi yine 4 günye şifre mektubu falan. Kardeşim hadi Morian. Mavi nedir ya? Aa, bu bot bile mavi yanıyor. M249 DP. Ulan attığım mermiyi verseydin bari. Bence biraz sandık baksak yetişiriz. Yine iyi değer kastık. Milyon tane araba anahtarımız oldu. Kaç tane olmuş bakayım bir. 20 tane oha. Neyse gidelim arkadaşlar. Loot'umuz hiç fena değil. Özellikle de 20 tane araba anahtarımız var. Satınca kaç para yapacak çok merak ediyorum. Sadece araba anahtarlarının fiyatına bakacağım. 507.000 metro parası. Çok iyi. Şimdi görevimiz olmuş. Ne diyor? Su artıcı gönder. Bunları gönderelim. Kırmızı mektup 2 tane oldu. 4 seviyede dahil olmak üzere her şeyi satalım. Bu arada arkadaşlar sadece araba anahtarları 100.000 metro parası yaptı. Şimdi her şeyi sattık. Paramız ne kadar olmuş? 617.000 metro parası olmuş. Hemen bakalım. 789. Çok pahalıymış lan MK14'te. Ben bunu alırım arkadaşlar. Ben bunu kendi silahımı satmak pahasına da olsa alacağım. Şimdi silahımı sattım. Silahım yok. 5 zırhımı da sattım. Zırhım da gitti. Kara borsaya girdim ve MK14 üstünümüz hayırlı olsun. 25.000 metro parası kaldı. Bir el ölmeden çıkarsam her şey yoluna girer. Mermimiz de sadece mavi kullanacağız mecbur. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.